AK Parti il yöneticilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımız, aynı şekilde il yöneticilerimiz, tüm kurucular, bütün hanımlar, hepiniz programımıza hoş geldiniz diyorum. Kadına en çok değer veren şey olan Atatürk'ün sözleriyle giriş yapmak istiyorum bu güzel güne. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki doğu kütlenin bir parçasına ilerletelim, ötekini ihmal edelim de bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa, zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın olmanın değerinin ve anlamının vurgulandığı bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Toplumun her kesiminde çeşitli mesleklerde, kademelerde, evde, işte, okulda üstlendikleri sorumluluklarını takdir edilmesi, bir özveriyle yerine getiren kadınlarımız büyük bir teşekküre hatta daha fazlasını her zaman hak ediyorlardır. Kadınlarımız sadece evde bir eş, bir anne değil, yaşamın her alanında, bilimde, sanatta, siyasette, iş hayatında büyük çaba ve başarılara imza atan kıymetli varlıklardır. Geçmişten günümüze daima kadın eli değen her şey daha güzel olmuştur. Bu yüzden kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatında, hayatı içinde herhangi bir ayrıma ve haksızlığa uğramadan var olmalarının imkanı verilmelidir. Kadınlarımızın bulundukları her ortamda değer görmeleri medeni bir toplum olmamız için çok önemlidir. Çünkü kadınlarımız gelecek nesilleri yetiştiren, büyük bir yetiştirmeleri için büyük bir rol oynuyorlar. Onlara sevmeyi, sevilmeyi, dürüstlüğü, kısacası iyi bir insan olmayı kadınlarımız öğretiyor. Yeri geldiğinde ailesi için türlü zahmetlere katlanıp çalışan kadınlar, aynı zamanda ana rolüyle yavrularını vatana, millete hayırlı olsun diye büyütüyorlar. Kınalayıp askere gönderiyorlar. Adeta dualarla, ninnilerle, şefkatli kollarıyla yurdumuzu sarmalıyorlar. Günümüzde kadınlarımızın toplumda istediğimiz değeri görmediği üzülerek belirtmek istiyorum. Kadınlar özellikle iş yerinde, sokaklarda, yolda, kimi zaman ise asıl güvende olmaları gereken evlerinde bile yuvalarında çeşitli tacizlere uğruyorlar. İnsanlık dışı davranışlara, şiddete, tecavüze maruz kalıyorlar. Hatta öldürülüyorlar bile. Ve ne yazık ki hem dünyada hem de ülkemizde bu trajik ve son derece üzücü durumların önüne geçemiyor. Neredeyse her gün kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz haberlerini duymaya devam ediyoruz. Bu duruma son verecek tedbirler lafta kalmayıp bir an önce uygulanmalı. Kadınları sokakta bir yerden bir yere giderken güvenli hissetmelerini sağlamalıyız. Ayrıca kadınlara yönelik psikolojik baskılar son bulmalı. Hem ev içinde hem çalışma hayatında aldıkları iki kat sorumluluğun altında ezilmeleri de önlenmelidir. Unutmamak gerekir ki geçmişte atalarımız kadına büyük önem vermişlerdir. Devletlerin yönetiminde kadınlara söz hakkı verilmiştir. Kadınlara toplumun bir parçası olarak hak ettikleri değere, muameleye ermişlerdir. Kadın insandır, biz insanoğlu diye bize seslenen Neşet Ertaş, şimdi bu sözünü de unutmayalım. Ve yine unutmayalım ki cenneti o kadının ayağına altına koyan bir dinin mensuplarıyız biz. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in kıymetli genel başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kadına verdiği önem bizim için oldukça kıymetlidir. Bu yönde Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye düsturuyla hareket ederek kadınlarımız için çok çalışacak ve kadınlara hak ettikleri huzura kavuşturacağız inşallah. Başta tüm şehit analarımız, şehitlerimizin eşlerinin yüreği vatan, devlet ve millet sevgisiyle çarpan bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyorum.